Atatürk'ün amaçladığı çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu yaptığı genel kurul sonrası seçilen yeni yönetimin ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre başkanlığa Celil Özcan, başkan yardımcılığına Kahmuran Aladağ, şube saymanlığına Gökay Bilgin, yazmanlığa Seyhan Güzel, üyeliklere Adem Saldıran, Ertan Çekiç ve Ergin Bayır seçildi. Yönetim kurulunun toplantı sonunda hazırladığı basın bildirisini Başkan Celil Özcan okudu. Aydınlanmanın, kalkınmanın ve bütün zor günlerin tek çaresi Atatürkçü düşünce ve Atatürk'ün gösterdiği yoldur denilen bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi. Atatürk devrim ve ilkelerinin bugün yaşanan sorunlar karşısında toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inanıyoruz. Onun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma zorunluluğunu duyuyoruz. Biliyoruz ki aydınlanmanın, kalkınmanın ve bütün zor günlerin tek çaresi Atatürkçü düşünce ve Atatürk'ün gösterdiği yoldur. Bu nedenle Türk devrimini, Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, Atatürk'ün devrim ve ilkelerini tanıtıp benimsetmek için bilimsel, kültürel, sanatsal ve toplumsal çalışmalara öncelik ve ağırlık vereceğiz. Atatürk'ün söz, yazı ve eylemleriyle birlikte Türk devrimiyle Atatürk ilkelerinin, Atatürk'ün görüş ve davranışlarının düşün kaynağını devrimci anlayış ve tutumla halk kitlelerine yansıtıp benimseterek Türkiye'nin sorunlarına Atatürkçülük yönünden çözümler üretip onun düşünce kalıtını yaşatacağız. Ulusal egemenliği tam olarak gerçekleştirmek, ulusu tam bağımsızlık ilkesi uyarınca akla, bilime ve barışseverliğe öncelik vererek Atatürk'ün amaçladığı çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Atatürk'ün görüşlerini duyurmak ve benimsetmek için her tür bilimsel toplantı, sanat etkinlikleri, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları düzenleyeceğiz.